Hünkârımızın başına bir iş gelirse halimiz nice olur? Ağzınızdan gel alsın. Mühim olan hünkârımızın hali, bizim değil. Yüce Rabbim onu başımızdan eksik etmesin. Amin. Aslanım kuvvetlidir. Nice ölümlerden döndü. Yine dönecektir. Ya dönmezse validem? Ya açmazsa gözlerini? Allah'ım nasıl dayanırız buna? Metanetli ol Mahidevran. Dirayetini muhafaza et. Bilhassa senin dik durman icap eder. Mustafa'mın yanında ol. Ona kuvvet ver. Ben Mahidevran, Süleyman'ın gülbaharı. Şehzade Süleyman'ın sevdalısı. O gün sabah Valide Sultan emir buyurdu, hazırlan diye. Oğlu Süleyman avdan dönüyormuş. Akşam karşılama varmış. Allah'ım yardım et bana diye duaya oturdum. Fallarda yol, kader sordum. Dediler ki kalbinin tam orta yerine bir ateş düşecek. Altın bir yoldan geçip muradına ereceksin. Beyaz atın üzerinde cennetin kapısına gelecek. Ve o büyük kapıdan içeri gireceksin. Şehzade Hazretleri... Adın ne senin? Mahidevran Şehzadem. Beni baştan çıkaran Dilber. Bu güzellik, bu bakış. Meftun ettin beni. O gece geçtim altın yoldan ve cennete vardım. Yaşarken cennete ulaşmak varmış. İnandım. Ben... Mahidevran, Süleyman'ın gülbaharı, oğlu Mustafa'nın talihli anası. Mahidevran'ım, benim ay yüzü sultanım. Yavrum, şehzadem. Beni çok gururlandırdın. Senin adın Mustafa, senin adın Mustafa, senin adın Mustafa. Mustafa. Endişelenmeyin validem, babam iyileşecek. Her daim yanımızda olacak. İnşallah oğlum. Sultanım, geçmiş olsun. Allah sabır versin size. Sağ ol. Şükürler olsun. Cihangir'im iyi. Kendine geldi. Sizin haberiniz yok mu? Ben sana gözüme görünme demedim mi? Ne cüretle konuşursun benimle? Nisa Hatun ne diyor bu? Sultanım, hünkârımız rahatsızlanmış. Ölüm döşeğinde diyorlar. Hürrem. Süleyman. Bana yaşadığını söyledi. Korkma Hürrem. Abim yaşıyor. Miskim, amberim, varım, sevgilim, parlak ayım. Yakinim, mahremim, varım, güzeller içinde sultanım. Hayatım, hasılım, ömrüm, şarabı kevserim, cennetim, baharım, sevincim, günüm, gülüm, ey gülen gülüm. Sevincim, eğlencem, meclisim, çıram, güneşim, mumum, turuncum, narım, benim yatak odamın mumu, akıl sahibim, efendim, gizlim, açığım, öğüdüm, sultanım, padişahım, emirim, cihan ülkesinde canım, saçı varım, kaşı yayım, gözü pür fitne, bimarım. Ölürsem boynuna kanım, medet hena Müslümanım. Kapında çünkü meddahım, selim etelerim daim. Yürek pür gam, gözüm pür nem. Muhibbiyim, hoşalım. Canımın parçası sultanım, benim gözümün nuru sultanım. Gece yoktur ki ahımın ateşinin kıvılcımından alem tutuşmasın. Sabah yoktur ki gün yüzünüzün şiddetli arzusuyla ağlamamın feryadından gökle yarılmasın. Benim canımın parçası, gözümün nuru, iki cihanda ümidim. Vallahi dünyada muradım sizsiniz. Benim halim ne dil ile anlatılır, ne kalem ile yazılır. Eğer denizle mürekkep şu ağaçla kalem olsaydım, bu ayrılığın acısını yazarken dile gelir, Allah'a kavuştur bu aşık kulunu hünkârına diye dua ederlerdi. Ah, benim canımın parçası sultanım, sizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Günlerdir uyumadın. Yorgunsun. Dairene git, dinlen biraz. Ben buradayım. Hayır. Hünkârımızı bırakamam. Bana ihtiyacı var, benim de ona. Evlatlarının da sana ihtiyacı var. Hiç değilse git bir gör onları. Bu geceyi yanlarında geçir. Teskin olsunlar. Mustafa, benim aslan parçam. Biliyorum bunları konuşmak zor. Fakat bekleyemeyiz. Bir an evvel harekete geçmemiz lazım. Ne demek istiyorsun Valide? Hünkârımız bugün değilse yarın hakkın rahmetine kavuşacak diyorlar. Sen veliaht şehzadesin. Tahta çıkacaksın. Ali Osman'a ve 3 kıtada büyük cihana hükmedeceksin. Bu yüce görev için hazırlanman lazım. Size inanamıyorum. Babam yatağında can çekişirken siz bunları mı düşünüyorsunuz? Ben üzülmüyor muyum sanıyorsun? Keder içindeyim. Lakin kaderin karşısında duramam oğlum. Hiç kimse duramaz. Zira bu ilahi adaletin tecellisi. Nasıl adalet bu? Babam ölmedi. Yaşıyor. Kalbi atıyor. Ama siz çoktan öldürdünüz onu. Nasıl aşk bu? Hani tutkuyla bağlıydınız ona. Onca yıl döktüğünüz gözyaşı yalan mıydı? Nasıl söylersin bunları? Bilmez misin neler çektiğimi? Bir hatam yüzünden. Üstelik ona olan aşkımdan yaptığım bir hata yüzünden. Canımı aldı baban benim canımı. Yaşarken öldürdü beni. Hürrem denen o yılanın kölesi etti. Yıllarca sustum. Tevekkül içinde bekledim. Cezam bitecek dedim. Ama bitmedi. Ben babanı, aşkımı söküp attım kalbimden, denizlere fırlattım. Artık o yok benim için. Sadece sen varsın kalbimde. Senin akıbetinden ve istikbalinden gayrı hiçbir şey umurumda değil. Gözleriniz intikam bürümüş. Bizi acı çektirenler misliyle acı çekecek elbet. Validem. Mustafa'm, onlar bize acımadı. Biz de acımayacağız. Sakın tereddüt etme. Hürrem'e ve şehzadelerine aman verme. Onlar benim kardeşim. Hicap ederse canımı bile veririm onlar için. Gülşah, tedarikli ol. Hayırdır sultanım? Şehzadem çok vicdanlı. Ve kardeşlerini de çok seviyor. Olur da hünkârımız son nefesini verirse müdahale etmemiz gerekebilir. Aslanımın tahtın tek varisi olması bilhassa mühim. Sultanım, validemiz ne der? Hürrem'in de, Valide Sultan'ın da hükmü kalmadı artık. Anlamıyor musun? Artık benim devrim başlıyor. Valide Sultan olacağım. Haremi ben yöneteceğim. Esma. Cihangir nasıl oldu? Maşallah sultanım, mışıl mışıl uyuyor. Çok şükür. Sonunda iyi bir haber alabildim. Sultanım. Dedim ama felaket laladakiydi. Sultanım. Düşüncesi bile kötü. Lakin biliyorsunuz teamülleri. Şehzadelerimizin hayatı tehlikede. Arzu ederseniz ben her şeyi ayarlarım. Onları kaçıralım uzaklara. Kimseler görmesin. Hayır Güla. Onları gözümün önünden ayırmam. Çocuklarıma kimse dokunamaz. Hünkârımız iyileştiğinde yanında olacaklar. Sultanım. Hayır dedi. Anne. Evet canım. Babam ne vakit uyanacak? Ne vakit bitecek bu kabus? Bilmiyorum kızım. Bilmiyorum. Tamam, sakın ağlama. Ağlamak yok. Ben yanınızdayım. Anneniz yanınızda. Hı? Hadi uyu. Esma. Önce sor kimmiş? Kimsiniz? Sümbül ağa. Tamam, geç. Sultanım. Rahatsız ediyorum ama... Ne rahatı Sümbül? Ben zaten dikenlerin, ateşlerin üstündeyim. Neyse. Ne oldu, niye geldin? Ağlar. Siz niye girdiniz? Sümbül. Sultanım, çocukları almaya geldik. Anne, ne oluyor? Hayır. Çocukları vermem. Defolun. Eğer onlara dokunacak olursanız kendi ellerimle boğarım sizi. Hay Allah. Yanlış anladınız sultanım. Kötü bir şey yok. Validemiz bir süreliğine Hatice Sultan'ın sarayında kalmalarını münasip görmüşler. İnanmıyorum. Ne malum yalan olmadığı. Gidin. Bu günaha ortak olmayın. Gidin Sümbül. Siz de defolun dedim. Ağlar, geri durun. Paşam. Sultanım. Beklettim sizi. Mühim değil. Merak içindeyim. Nedir konuşmak istediğiniz mesele? Minnettarım sana. Bugüne kadar beni ve şehzademi korudun, kolladın. Ne kadar şükran duysam az. Sultanım, bu benim vazifem. Nereden icap etti bu teşekkür? Malum. Mustafa'm için tahtın yolu açıldı. Şimdiye kadar olduğu gibi yine onun yanında olmanı istiyorum. Bunları konuşmak için çok erken sultanım. Bir daha zinhar bahsi dahi geçmesin. Ne oldu? Başka hayallerim mi vardı yoksa? Ne hayali? Hünkârımızın iyileşmesinden gayrı hiçbir arzum yok benim. İyileşmesinin bize bir faydası yok İbrahim. Hürrem'in saltanatını sürmesini mi istiyorsun? Sultanım. Düşün İbrahim. Eğer Mustafa'm tahta çıkarsa sadece benim değil, senin de hayatın değişir. Mustafa'm henüz toy. Senin kuvvetine ve engin tecrübene muhtaç. Gidin. Yoksa başınıza yıkarım sarayı. Sultanım. Hürrem. Sultanım. Çocuklarımı almak istiyorlar. Korkma Hürrem. Sümbül'e emri ben verdim. Evlatlarını kendi sarayıma götüreceğim. Neden? Sümbül ağa, siz dışarıda bekleyin. Baş üstüne sultanım. Tedbirli olmamız lazım. Malum, havada kan kokusu var. Hünkârımız iyileşene kadar evlatlarını bizzat ben koruyacağım. Olmaz, ben korurum. Bana itimadın yok mu? Var elbet. Fakat sevgili kocanız hakkında aynı şeyi söyleyemem. Malum, Mahidevran da Mustafa'nın paşası. Hepimizin asabı bozuk. O yüzden duymuyorum bu laflarını. Hürrem, müsaade et sana ve evlatlarına yardımcı olalım. Aksi halde neticeleri çok ağır olabilir. Peki. Güzel. Sen de gel bizimle. Hayır, olmaz. Hünkârımızı zalimlerin insafına bırakamam. Nefesini keserler. Hiç kimse cüret edemez buna. O yüzden mi evlatlarımı kaçırıyorsunuz? Ne siz bunları bana söylemiş olun, ne de ben duymuş olayım. Hünkârımızın saatine kavuşacağına olan inancım tam benim. Dua edip o günün gelmesini beklemekten başka bir şey yapmam. Mustafa'mın yanında olmayacaksın yani. Öyle mi? Şayet emri hak vuku bulur ise teamüller gereği yeni bir düzen kurulur. Ben de bu düzen içerisindeki yerimi alırım elbet. Lakin bunları konuşmanın sırası değil. Neyi beklediğini biliyorum. Boşuna heveslenme. Ne dedin sen? Akbabalar gibi üşüştünüz hünkârımızın başına diyorum. Ölsün diye dualar ediyorsunuz. Yazık. Bu hallerinizi duyunca çok üzülecek. Ne çok sevenim varmış diyecek. Tek teselli sizin hakiki yüzlerinizi görecek olması. Kendini kandırma Hürrem. Aşkından değil, can derdine düştüğün için konuşuyorsun böyle. Benim kimseden korkum yok. O yüzden mi çocuklarını yolladın? Onlara dokunursan senin gözlerini oyarım. Yerinde olsam laflarıma dikkat ederim. Zira kaderin artık benim ellerimde. Benim kaderim Süleyman. Onunla birlikte doğdum. Onunla birlikte ölürüm. Hayır. Sana ölüm yok. En azından evlatlarının hazin sonlarına şahit olana kadar.